Öncelikle Füze Hocam'la beraber katılmanızı istiyorduk Suriye. Onu belirtmek istiyorum. Hocam da şu anda yurt dışında yine engellilere yönelik Türkiye'deki duruma ilişkin bir çalışma için ne zorunda kaldı? Daha doğrusu aynen ne zorunda kaldı? Ya ben buraya gelecektim ya o buraya gelecekti ama onun yurt dışına gitmesi ve bu güzel bir çalışmada yer alması daha doğrudur. O yüzden ben de buraya sizinle beraber çalışmaya geldim. Böyle bir şey ki, şimdi yıllardır şunu yapıyorum, hocaların karşısına geçiyorum, heyecanlanıyorum, şu oluyor, bu oluyor. Garip bir şekilde, her seferinde, her sunumdan önce bir şey, o heyecan, kalkıyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. Hayır, bir de şey var, aslında o kadar güzel ki, benim anlatmak istediklerim hepsi zaten birileri anlattı ki. Belki de birçoğu biz şu an tekrar yapıyor olacağız. Ama işte engellerin tanımı şu bu. Bakın bu engelli tanımını bile bilenler yok. Biz diğerlere bir şey atlıyoruz. Evet örneklerimiz çok güzel. Gerçekten güzel insanlar. Gerçekten çok güzel insanları tanıdım arada. Ve bana en son şeyde hayran mesajı geldi. Potansiyel engelli arkadaşım. Bir bayan gördüm. Ben önce bir şaşırdım dinledim. Yani, hani, önce bir bakıyorsun potansiyel engelli arkadaşım. Sonrasında algıladığında çok farklı bir şey çıkıyor. Çok farklı düşünüyorsun. Ve bu insanların çoğuna baktığımızda bakın arkadaşlar bir şeyi karıştırıyoruz. Yani eğitim, yani evet örneklerimiz güzel, şeylerimiz güzel ama şu kısımda ilk öğretimden başlayıp da yüksek öğrenime kadar engellilere yönelik hiçbir şey aslında yapılmıyor şu anda. Evet, örneklerimizde çok güzel birebir örneklerimizi gösterebiliyoruz. Diyoruz ki işte bakın engelliler ama bunu yaptılar. Şöyle yaptılar. Ancak engellinin tanımını bile biliyorlar. Öz kimse bakarsınız kaynaklara, kimse özür diler, kimse sakat der, kimse şu der. Yeni kavramla bir çıkar, kavrama denk geldi. Bilmiyorum denk geldiniz mi size? Yetiştir olan bireyler diyor. Kaynakçası da hemen aşağıda. Ve bu tanımlarda bile şeyler, hatalar yapabiliyoruz. İşte bu neden? Eğitimin yetersizliğinden. Ulusal Özürlüler Derneği, özürlü veri tabanında TÜİK 2011 yılında yapmış olduğu bir çalışma. Bundan önceki çalışma kaçta biliyor musunuz? 2002'de. Arada kaç yıl var? 9 yıl. Çok bir şey değişti. Yani sadece bunları bir veri tabanına atmak bu kadar mı zor? Pekala ben bu engellilerin ne kadar olduğunu bilmezsem, ben bu engellilerin nasıl bir alternatif, nasıl bir yöntem çıkarabilirim ki ortaya? İşte bu belki en büyük eksiklerimiz, en büyük anladığımız kısımlar bunlar. Evet, tutuyor 2011, gene 2 yıl geçti ve 2 yıl aradan beri benim bildiğim kadarıyla en son ürünlerine baktığımda hemen bir değişiklik yok. Engelli sayısı gene aynı. Baktığımızda, bunları neden anlatıyorum? Bunları belki de siz de biliyorsunuz. Belki de siz de bir Türkiye, hani buraya gelmeden önce bakmışsınızdır. Türkiye'deki durum nedir diye bakmışsınızdır ama eğitimde ya da bilişim teknolojiyi kullanmadan bunları bilmeniz, bunları bilebilir bilmeniz ve bunlar üzerinden hareket ettiğiniz çok önemli. Şimdi herkes kendi engeline göre hareket ediyor. Engellerle kendi engeline göre hareket ediyor. Örnek verirsem bir arkadaşım var. Hatta o şey, bana potansiyel engelli tebliğ yolda, şey diye bayram mesajını alan arkadaşım. Fiziksel engelli. Meclis üyesi, şeyde, belediye meclis üyesi. Elinde çok güzel çalışmalar yapıyor. Kesinlikle az önce konuşmacılardan bir tanesi söylediğim gibi, hani iyi yerlere ya da yukarılara bir yerlere karar almak mekanizmalarının edilmesi lazım bir şey yapıyoruz. Doğru mu? Artık ondan bile kendi engellerine yönelik tedbirlerin alınmasına özen gösteriyor. Anladın mısınız? Ben ilgili çekimde kendisine direkt eleştiri de vurdum. Bence fiziksel engelli olduğu için ne kadar yok ya da şey varsa sadece onlara endeksleniyor gidiyor. Ve ben ona şunu sordum. Dedim ki tamam doğru zihinsel engeller nerede? Yani bunları niye katmıyoruz? Ya da engellilerin eğitim boyutunu niye hiç düşünmüyoruz? Yapılanlar çok güzel ama bakın o şeyi hala vermiş değiliz. Bahsettiğim kişi aynı zamanda üniversite mezunu. Demek ki olay çok fazla değişmiyor. Demek ki olaya başlamak için biz de ilk öğretimden bu işlere başlamamız gerekiyor. Ve baktığımızda ruhsal ve duygusal dinle konuşma engeller, görme engeller, ortodik engeller, en çok da zihinsel engeller var. En çok da zihinsel engeller gözüküyor ve %18'i bu engellerden birkaç tanesine sahip. %18 çok büyük bir rakam.
birden fazla engelliye sahip olan kişi. Ve 2002 yılında yapılan müzakereler vesaireler, bunları herhalde az çok biliyorsunuzdur. Engellilere yönelik haklarla ilgili. Şöyle ben, Ayşegül Donuç'tan verilen şeyde, engelliliği gelişen bir kavram olduğunu, engellilik durumunu sıkıntılı olan kişilerin topluma diğer bireylerle birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımda engelleyen tutumlar ve çevre koşullarının etkileşimden kaynaklandığı gerçeği. Bakın çevre koşulları, çevre koşulları ve etkileşim. İki ayrı boyuttan gitmemiz gerekiyor burada. Geldik. Taraf devletler arasında imzalanan bir şey var. Bir protokol var. Biliyorsunuz bu da maddemizde erişilebilirlik boyutu. Bakın şunu söylüyorum. Taraf devletler engellilerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarında etkin katılımını sağlamakla engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar, riskli çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemlerine sahip olması gerektiğine bahsediyor. Ve bu madde 9'da erişebilirlik bağlamında tamamen teknoloji kullanımına doğru gidiyor. Sadece bir A maddesi var. Bu sadece hani sanki fiziksel ortamlanmış gibi gözüken bir durum. Ama onun dışındaki tüm maddeler gördüğünüz üzere çok fazla buralara takılmayacağım. Daha çok iletişim, yani bilgi ve iletişim teknolojileri kısmına geliyor. Yasalar ve yaptırımlar bağlamında da genel itibariyle Birleşmiş Milletler Engelliler Komisyonu bunun üç başlık altında almış. Engelli kadınlar, engelli çocuklar, teknoloji ve erişilebilirlik. Teknoloji tamamen ayrı bir boyut. Ve teknoloji bunun hepsini kapsayan bir yapıya sahip. Türkiye'de 8,5 milyon engelli var. Evet bu engelliler var ama 30 milyon tane aslında engelli var baktığımızda. Çünkü 8,5 milyon engellinin olduğu bir yerde 4 kişilik bir aile, ortalama 4 kişilik bir aile düşündüğünüzde hepsi bu engelli kişinin yaşamış olduğu sorunları yaşıyor. Bu okula gidemiyor, bu yolda problem yaşayabiliyor, bu sağlık problemi yaşayabiliyor. Buradaki bütün bireyler aslında şey yapıyor. Ve düşünürsek o zaman Türkiye'nin hemen hemen yarısı öyle ya da böyle bir şekilde engelli. Ve hepinizin potansiyel bir engelli. İşte o bayağı bir kafayı kurcalayan bir durum oldu. O şey, hani bayramdan bir gün öncesinde algılamakta zorlandığım bir durum oldu. Yani anayasanın 42. maddesi sadece şunu söylüyor. Engelli çocukların eğitim için devletin bütün düzenlemeleri yapmasını emreder. Bakın emredin. Yapılacak. Şey, dünya üzerinde engelliler sadece %10 oranındaki bir kısmı okula devam etmektedir. %10 çok küçük bir rakam. Ben çok kısa bir şekilde söyleyeyim. Bir ilin, ismini vermiyorum, bir ilin veri tabanından, daha doğrusu engelliler, RAM, Eper Karıştırma Merkezleri var. Bunlarla engellilerle ilgili istatistiklerini istediğimde bilinen engellilerin bilinmesine rağmen 1/4 sadece eğitim alabiliyor. Bu eğitim dediğim şey temel eğitim. Diğerlerinde garip bir şekilde aileler çocuklarını gizliyor. Aileler çocuklarını bir şekilde oraya bildirmiyor. Bu daha çok hangi engelli türlerine baktığımızda daha çok zihinsel engeller. Daha sonrasında devlet bir teşvik verdi. İşte zihinsel engellilerin ücretsiz olarak belli rehberlik merkezlerinde tedavisi, ailelerin para yardımı denilince sayı birdenbire arttı. Ama onun öncesinde sayı çok çok daha düşüktü. Ve şu anda bizim bilinen rakamlardan bahsediyoruz. Fizyenlerden bahsetmiyoruz. Peki buradaki eksiklik nereden kaynaklı? Yine bizden kaynaklı. Yine eğitimle ilgili kısımdan kaynaklı. Yine insanlara bu eğitimi verememizden kaynaklı. Ve şurada şu çok güzel bir çalışma olmuştu. Bu çalışmamı tamamen okuduğumda da Birinci Dünya Savaşı sonrasında engelli eğitimde daha öncesinde özel ve temel eğitim hizmetlerinden mümkün olduğunca çok yararlanmalarını için çalışmalar yapılmış Birinci Dünya Savaşı'ndan önce. Sonrasında ise engelli eğitimde tıbbi bölüme ağırlık verilmiş. İkinci Dünya Savaşı'nın arkasından da engelli eğitim hizmetleri mesleki istihdamına yönelik çalışmalara ağırlık verilmiş ve Türkiye ve dünyadaki çalışmalara, yani engellilere ilişkin eğitimlere baktığımızda 3 temel kategoride topluyorlar. Bir temel eğitim hizmetleri, engelli eğitim hizmetlerinde genel eğitim, kaynaştırma eğitimi yönünde. Şimdi bakın, burada en çok bizim ülkemizde de en çok patlanan kısım bence bu. RAM'lara, yani rehberlik araştırma merkezlerine soruyorsunuz, diyorsunuz ki engellilere en önemli istatistikleri alabiliriz. Onlar diyorlar ki etik olarak gereksiz. Ben sadece sayılarını istiyorum. Neyse bir şekilde izinlerle şurada burada alıyoruz bunu. Ve ondan sonrasında ben çıkıyorum, o sayıları vermeyeceğim. Yani o sayıları vermek etik değil. Ben çıkıyorum bir yerde,
Diyorum ki bakın bu kadar engelli var, bu kadar şey var. Oradan görme engelli bir arkadaş çıkıyor diyor ki hayır olamaz, bu ilde bu söylenilen sayının en az 4 katı daha fazla görme özürlüğü. Şimdi bu durumda peki olay ne oldu? Ben şimdi kime güveneceğim? Devletin belli bir şeyinde kayıt altında tutulan engelliler bakıyorsunuz. Bir de oradaki o insanları tanıyan bireylere bakıyorsunuz. Dolayısıyla biz burada daha sayı bilmiyoruz. Net anlamda, tam anlamıyla sayıyı bilmiyoruz. Mesleki eğitim hizmetleri, yani mesleki eğitim hizmetleri devlet tarafından veriliyor. Birçok ülkede ve diğer eğitim hizmetleri dediğimiz hani özel kuruluşlar tarafından verilen hizmetler. Şimdi Kanada örneğine baktım. Kanada'da şunu yapıyor. Engelli bir birey, ilk öğretimleri itibaren sürekli kontrol altında bir eğitime tabi tutuluyor. Daha sonrasında bunun ilgi alanı ilk öğretimden belirleniyor. İlk öğretimde belirlendikten sonra eğer kaynaştırma sağlanabilirse, yani diğer engelsiz bireylerle beraber aynı çatı altında durabilecek pozisyondaysa, ufak destekler sağlanabiliyorsa bunlar karşılanıyor ve bir üst eğitimde de bu alanda gitmesine devam ediyor. Ve en son nereye kadar gidiyor biliyor musunuz Kanada? Diyor ki engelli birey 50.000 yaşa kadar devlet bakıyor, 51 yaştan sonrasından diyor ki senin bütün masraflarını ben karşılıyorum. Ve sivil sigorta da yapıyor. Ve ondan sonrasında da iş yerlerinde şirketleri diyor ki ben bunu eğittim, bu şu alanda uzmandır. Eğer sen bunu çalıştırırsan senden ne sigorta alacağım, ne sağlık hizmeti alacağım, her şeyi ben vereceğim. Hatta engelliye vereceğiniz paranın, ücretin belli bir yüzdesini de ben karşılayacağım. Ve bu şekilde engellinin yolunu da açıyor. Sonuçta sosyal bir devlet olmak adına bunları bizim devlet olarak, devlet politikası olarak gitmemiz gerekiyor. Peki diyelim engelsiz bireylerin hayatlarını sürdürürken kolaylıkla yapıp en kolay yöntemlerden bir tanesi, bir tanesi bilişim teknolojileri olarak gözüküyor. Şimdi bilişim teknolojileri web sayfası yapıyoruz, veri tabanları yapıyoruz, diyoruz hani az önce örnekleri de vardı, çok da güzel. Pekala eğitimleri kim veriyor, nerede veriyor? Ya bu eğitimleri alamayan insanların ne kadar? Alabilen kaç kişi var? Alamayan kaç kişi var? İşte bu işin başından itibaren, yani ilk öğretim düzeyinden itibaren başlayıp devam etmesi gerekiyor. Baktığımızda birçok bilgisayarla ilgili çalışma var. Dikkat ederseniz tarihler çok ilginç. 1987 yıllarına ait çalışmalar. Biz daha belki de birçok şeyi çalışmayı şu anda burada yapıyoruz. Çünkü biz geçen günlerde Cerrah Paşa Tıp Fakültesi'nin bir hoca doktora tezini yapıyor. Doktora tezinde aslında bu sonuca ulaşabileceği bir çalışma yapıyor. Ama farklı bir yöntemle yapıyor. Etkileşim platformu üzerinde göz programasyonunu ölçmek adına bir çalışma yapılıyor. Yaptıktan sonra çalışmadan 3 derecede başarılı bir sonuç oluyor. Ve elinizde var olan bir şey yapıyor. Etkileşim tahtaları hemen şu anda bütün okullarda var. Peki engelli eğitiminde bilişim teknolojinin kullanımını ne yapabiliriz? Bir bilgisayar ve teknolojinin kullanımı. Ama az önce bahsettiğimiz, hani bahsedilen etmenlerin hepsi. Sadece bu bilgisayar değil. İşte görme virüsü için almak olduğuna bir sensör yardımıyla basit bir yapılandırma bile bu işi çok rahat bir şekilde çözebiliyor. Sonuçta hep neye bakıyor? Maliyete bakıyor. İşte bu maliyetin karşılanması ve buna ihtiyaç olan insanları dinlemeyi yakalamamız. Uzaktan eğitim boyutuna çok girildi. Daha aslında fazla girmek istemiyorum ama uzaktan eğitimdeki o uzaklık algısı, etkileşim algısı vesaire bir sürü şeyler. Zaten Ali Ekrem Hocam da burada benim bu konuda Anadolu Üniversitesi özellikle Türkiye'nin en büyük, en iyi ve köklü uzaktan eğitim merkezi ya da bu konumunda bir yer. Yalnız uzaktan eğitime yönelik o web sayfalarında, içerikte vesaire birçok şeyin geliştirilmesi gerektiğini kendisiyle birebir görüştüğümüzde evet bunlar gerçekten ihtiyaç duyuyor. Ama şu da var, bir şey de yapamıyoruz çünkü dünyada da çözülmüş değil. Çünkü bu bir ekip işi. Bir engelliye yönelik bir etkileşim tahtı, etkileşimli bir ortamın hazırlanması
bir ekip işi ve bu ekip oluşturulması gerekiyor. Ve web tabanlı uzaktan eğitimine farklı bir boyuttan bakıyoruz. Gene mobil teknolojiler, özellikle son zamanlarda çok fazla mobil teknolojilere gidildi. Özellikle Apple'ın yapmış olduğu tasarımlarda da çok desteklenen sistemler var. Dediğim gibi bunlar hep bahsedildi ama şu kısma bakalım. Engelli eğitiminde kimler eğitimi verilir? Engellilerin bilişim teknolojileri eğitiminde. Baktığımızda engellilerin bilişim teknolojileri eğitiminde engellilere yönelik hiçbir üniversitede, hiçbir yerde engellilere yönelik ayrı bir ders yok. Sadece çok basit birkaç tane ders var. İşte özel eğitimin kaynaştırma eğitim derslerine veriliyor. Bu öğretmenlere. Bu öğretmenler giriyorlar bu derslere. Kimin engelli ya da kimin ne kadar neyi bitirdiğini, neye kadar gerekmesi gerektiğini yönelik sadece üniversite kapsamında görmüş olduğunuz gibi özel eğitim kaynaştırma eğitimi. Bu herkese veriliyor. Yani bütün öğretmenlere veriliyor ama bu kesinlikle yetersiz. Burada bilişim teknolojilerini verecek olan öğretmen ya da ilk öğretmenler, orta öğretmenler, bilgisayar öğretim teknolojileri, yani böyle verilir. Baktığınızda dediğim gibi sadece iki derste bu iş bitiyor. Engellilere kesinlikle bilgisayar okul yazarı yapmanız gerekiyor. Yani bunu ilk öğretimden başlayıp ve madem böyle Twitter, Facebook vesaire diyoruz, o zaman bunu ilk öğretimden başlatmamız gerekiyor. Başta bilişim teknolojileri öğretim programının engelli öğrencilere yönelik düzenlenmesine acil ihtiyaç var. Yani bu insanlardan, şimdi bahsettiğimiz az önceki birçok şey, hatta hemen hiçbir şey bilişim teknolojileri öğretmenlerine vermiyor. Çünkü onların ilgilendiren bir şey, önerilen bir program koyulmamış. Engelliler yönelik donanım ve yazılımları muhakkak okullara, şeylere, özel kurumlara, internet kafelere vesaire zorunlu getirmesi gerekiyor. Örneğin çok basit bir yöntem olabilir bu. İnternet kafelere zorunlu olarak bir tane nasıl şeyi, otoparklara zorunlu getirildi. İlla en az bir tane otopark olacak engellilere yönelik diyoruz. O zaman internet kafelerde de engellilere yönelik tasarlanmış bir tane bilgisayar bulunması. Çok da tıpkı bir şey değil aslında, çok da basit bir şey. Sadece böyle bir taslak hazırlanacak ve yollanacak. Dışı teknolojili öğretmenlere engellilerin bilgisayar eğitim konusunda yetiştirilmeleri gerekiyor. Eğitim kaynakları ölçülü kullanılmalı, yani deneyim kullanılmalı. Az önce bahsettiğim gibi ihtiyaçlar belli. Bunların düzgün şekilde şey yapılması, bizde kullanılmayacak cihazlara para veriliyor birçok şeyde. Dolayısıyla oradaki platformun o tarafa aktarılması da çok önemli. Uzaktan eğitim sistemlerinin etkin şekilde kullanılması, altını çizerek söylüyorum. Ailelerin bu konuda işlendirilmesi gerekiyor. Kamu ve özel sektörde işbirliği yapılması gerekiyor. Engel türüne göre farklı tasarımlar gerçekten yapılması gerekiyor. Bakın arkadaşlarımızı, hocamız tanıttı. Arkadaşlarımıza bu konuda çok fazla yük biniyor. Gerçekten o kadar farklı, yani bir resmi devletin kanalına giriyorsunuz, bir sayfasına giriyorsunuz. Engelliler için yazıyor orada ya da görme engelliler için yazıyor. Giriyorsun. Yok, daha kötü tasarım, ilkinden daha kötü tasarım anlayabiliyor. Şöyle bir çalışma yapmaya kalkırsak emin olun çok 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 az kurumda gerçekten örneğin sadece belli için, görme engelliler için bir tasarım vardır. Onun dışında başka bir şey yok. Yani o da herhalde yalan, çoğu da yalan herhalde. Ben de bakıyorum, GO uzantılı, yani devletin kurumuna ait uzantılı yerlerde bile engellilere bir tasarım, sadece oraya bir link koymuş ama içeride hiçbir şey yok. Sonuç olarak engellilerin ihtiyaçlarına göre web tabanlı uzaktan öğretim materyallerinin hazırlanmasını ben çok önemli olarak görüyorum. Burada engel türlerine göre değişmesi gerekiyor. Teşekkür ederim. Dediğim gibi çok fazla konuşulacak şey var. Ancak birçok şeyi zaten anlattım, zaten bildiğimiz şeylerdi. Ama eğitim kısmında ilk öğretimden başlayıp bu işi yapmamız gerekiyor. Mesele burada.